Ben önce çok kısacık böyle nasıl oldu da döngüsel tasarım oldu? Yani bir çok kısa bahsetmek istiyorum. İTÜ Mimarlık mezunuyum. Uzun yıllar dekorasyon üzerine çalışmalar yaptım. Bundan 32 yıl kadar önce mezun oldum. Erken başladım biraz, onu hemen söyleyeyim. Böyle, sonrasında da sistemde tabii dekorasyon çok istenen, bilinen bir iş olduğu için o işle hizmet verdim. Fakat 2005'lerde bir sorgulama sürecim oldu. Yani neden bir mekan için Amerika'dan duvar kağıdı, İngiltere'den seramik, Almanya'dan granit, işte Hindistan'dan kumaş. Yani niye bu kadar karbon ayak izi sarf ediyoruz? Bunu daha ekonomik, daha gezegene pozitif iz bırakarak yapmanın bir yolu yok mu? Dediğimde yani sana mı kaldı? Niye saçmalıyorsun? Hani herkes böyle yapıyor diye en yakınlarım. Yani annem, kardeşlerim, kocam, arkadaşlarım, İTÜ'den arkadaşlarım böyle şey diyorlardı. Yani saçmalamaya başladı bu arkadaşımız falan diye uzun süre. Sonra tabii bu yolu yürüdüğüm için o günkü Özgül'e, o yolu yürüyen Özgül'e teşekkürüm var. Bugün şimdi keyfini anlatıyorum size. Belli bir noktanın üstünde neler yaptık diye anlatıyorum ama o sıralarda yürürken hakikaten zordu çünkü henüz ülkede sürdürülebilirlik, ekolojik mimari ya da döngüsellik hani bunlar pek kavram olarak ya da yürüme yolu olarak aktarılabilecek bir durumda değildi. Biraz erken girmenin sancısı oldu ama benim için içselleştirdiğim bir yolculuk oldu. Bundan 7 yıl kadar önce de şehirdeki çalışmalarımızın döngüsellik üzerine daha çok olduğunu belli etmek için, çünkü her şeyi ekolojik yapmak, hele ki İstanbul içinde yapılan çalışmalarda mümkün değil. Döngüsel tasarım diye marka adımızı telaffuz ettiğimde bu sefer arkadaşlarım ya döne döne mi tasarlıyorsun, ne yapıyorsunuz, döngüsellik nedir diye böyle bir süreçler oldu. Çok kavramlara takılmadan aslında hepsi bizim kendi öz kültürümüzde var. Biraz anlatırken yani kendimizde de bağdaştıracak şekilde aktarmaya çalışacağım. Yoksa böyle çok akademik ve hani anlaşılmayan bir dil bir şeklinde bırakmamaya özen göstereceğim. Lütfen anlaşılmayan bir şey olursa da yönlendirirsiniz beni. Biraz tabii ekolojik mimari yaklaşımı nedirle de başlamak istiyorum. Sonuçta döngüsellik aynı paralelde birbirini tamamlayan konular olacak birazdan. Doğal malzemelerin kullanıldığı, doğal kaynaklardan faydalanarak enerji tüketimini en aza indiren, bulunduğu bölge ve iklimin özelliğine göre tasarım yapılmasıdır. Mesela Karadeniz'de ağaç var, her yerde ağaç görüyorsunuz. Hani taş ev ağırlıklı değil, belki işte ilk katın bir kısmı gibi. O yüzden zaten yüzyıllardır damıtılmış bilgi orada ağaç evleri yani görmek üzereyiz. Yani baktığımızda doğa ve insanların yaptığı uygulamalar bize doğruyu, çünkü onlar doğayı bizden daha iyi. Biz şimdi biraz daha böyle doğadan uzakmış da biz de ayrı bir varlıkmışız gibi yaşıyoruz maalesef son 70 yıldır en azından ya da 50 yıldır. O yüzden Bozcaada'da mesela küçücük bir örnek vermek istiyorum. Toprak mimariyle de ilgilendiğim için bir arkadaşım, Özgücüm ben senden Bozcaada'da toprak ev istiyorum dedi. Tamam dedim, analiz için gönder toprağa bakalım. Orada yok dedi. Ama dedi getirttiririm ben. Ya bu yani ekolojik bir yaklaşım olmuyor. Yani o kadar oradan oraya toprak zaten doğada olması gereken, en az ayak iziyle olması gereken aslında yerelinde ne var, oranın iklimi nasıl, yönünü oturtması falan zaten olması gereken mimari şeyler. Yani bu normal mimarlık eğitiminde de gördüğümüz şeyler. Bir de yapı ömrünü tamamladığında aynı yerde, ah kayboldu ama bir dakika. Ben buradan görüyorum ama burada gitti. Hah geldi. Sizin yürümeniz lazımmış. Oraya tekrar dönebilmeli ve insan sağlığına da paralel olarak hani insanı da korumalı. Bir cilt gibi olmalı cephe. Yani burada nasıl yağmur almıyor, nemini atıyor, nefes alıyor. Ama bizim ciltlerimiz öyle, yani cephelerimiz öyle değil. Sanki bunu böyle bütün naylonla kapatmışız da işte cam açınca böyle vakumlu bir güç, o içerideki kötü, negatif ya da ne bileyim kirli, İşte minik minik partiküllerin olduğu kirleri alıp da götürecek bir gücü yok aslında. Cephenin kendisi aslında o yüzden cilt gibi bizi sarmalamalı. Bu tabii biraz ekolojik yaklaşımın bir girişi. Döngüsel tasarım dediğimizde burada işte hep bir lineer ekonomi var sistemde. Yani bir şey yapılıyor, üretiliyor, tasarımda da zamanı geçiyor, atılıyor, tekrar yıkılıyor, tekrar yapılıyor. Aslında yani hele ki İstanbul gibi büyük bir metropol şehri ele aldığımızda neredeyse 20 milyona yakın insan, acaba benle mi alakalı hareket ediyorum bilmiyorum ama.
Geliyor bir şey. Sizle alakalı. burada İstanbul'da ekolojik mimari yapmak, yıkalım, hepsini doğal yapalım. Hani böyle bir şey mümkün değil, çok ütopik. O yüzden de hani bazı savunduğumuz şeyleri savunurken de yerine yereline göre. Hani buradaki o çevrecilik de burada bir yanlış yerde kalabilir açıkçası. Burada doğal yapalım diye ama Kaz Dağları'nda doğal yapalım, kırsalda doğal yapalım. Daha küçük yerleşim alanlarında evet ekolojik yaklaşımı daha çok kullanalım. Tabii döngüsellik şehrin içinde o kadar çok yapı stoğu var ki o yapıları hepsini yıkarak, hepsini tekrar böyle yeniden yapmak yerine aslında pek çok şeyini parçalayıp kullanıp geri kazandırabiliriz. Ve bunların her birinin üretimi içinde enerji tasarrufu elde edebiliriz. Ben Ruhi Kafesçioğlu değerli hocamız, profesör emekli ve vefat etti 102 yaşına bir ay kala. Onun yaklaşık 10 yıl kadar gönüllüsüydüm. Çift havuzlarda oturuyordu ve şöyle bir şey söylüyordu. Özgürcüğüm 65 yılda 5 nesil yapı yapıldı. Hani böyle bir lüksümüz yok. 65 yılda çünkü kendi orada oturduğunda babasının zamanından bir dönüm alanda tek katlı evmiş. Sonra çocukları oluyor. 3 kat yapıyor 2 çocuk kendisi. Sonra kendi yıkılıyor, daha büyük bir 5 katlı apartman oluyor. Sonra işte 8-10 katlı oluyor. Sonra işte 20 katlı apartmanlara dönüyor. İşte bahçe gidiyor, otopark oluyor ama otoparkı sınırını birbirine sıfır sanki suni elemanlarmış gibi çamlar koyulup sadece perde gibi kullanılıyor. Aslında bir süre sonra da birbirlerini öldürüyorlar o bitkilerde. O yüzden şehrin içinde ürünü başından sonuna tekrar kullanmanın, defalarca kullanmanın mimari tasarım yoluyla bir bakış açısı aslında döngüsellik. Burada da fikri süreci baştan düşünmekte yatar. Hani her şeyi tekrar kullanmayız ama yeniden kullanırız. Bazı şeyleri hediye edebiliriz, birazdan onları da göstereceğim. Yani yeniden kullanmak, tamir etmek, geri dönüştürmek, ileri dönüştürmek, yani kaynak tüketimini ve atık oluşumunu en aza indirmek, üretimi ve lojistiği optimize etmek, ürünlerin kullanım ömrünü uzatmak, aslında bunların hepsi sürdürülebilirlik bilincinin parçaları. Yani bunlar böyle kavram gibi gelince karmaşık gelmesin. Biz zaten aslında bu kültürümüzde işte annem mesela ben çocukken bulaşık zaten böyle çok kimyasallı deterjanlar değildi. Bulaşığı yıkadığı su bir bulaşık leğeninde yıkanırdı. O çiçeklere dökülürdü yoksa da tuvalete dökülürdü. Hani böyle şarıl şarıl akmazdı. Duşta yıkanılmazdı, kazanda yıkanılırdı. Yani o su maşrapayla dökülürdü. Ya da birilerine böyle işte aile içinde biz kıyafetlerimizi birbirimize giyerdik. Hani bu bir fakirlilik, işte ayıplık falan meselesi değildi. Teyzem benden 5 yaş büyük, ben onun kıyafetlerini, kardeşim benimkini böyle hepimiz için de dönerdi. Zaten kültürümüzde var olduğunu tekrar altını çizmek istiyorum. Böyle şeyden çekiniyorum, böyle Amerika'dan gelmiş kavramları konuşuyor olmamak üzere. Kendi topraklarımızın kadim çok değerli bilgeliği var. Döngüsel ekonominin tasarım şekli gibi diyebiliriz. Yani burada evet geri dönüştürelim ama öncesinde azaltalım, geri kazanalım. Her şeyi yapmaya da belki reddedelim arada. Bu tasarım için değil aslında yaşamsal anlamda da. Onaralım, yeniden tasarlayalım var olanın ufak tefek dönüşümleriyle. Yeniden düşünelim ne olabilir bu. Kullanmıyorsak hediye edelim ya da yeniden kullanalım. Aslında bu döngüsel ekonominin tasarımcısıyım diyorum bazen ilk zamanlara döne döne mi tasarlıyorsun dedikleri zaman. Bu bakış açısı döngüsellik aslında. Dünyada geçen yılın döngüsellik küresel raporunda, şimdi bu 5 yıl önce %8 nokta küsür bir rakamdı. Ama şu anda döngüsellik küresel ekonomide %7.2, çok az. Bu sadece de mimarlıkta değil aslında. Tekstilde de, pek çok üretimde de, pek çok endüstriyel üretimde de bir sürü konuda döngüsellik çok önemli bir noktaya geldi şu anda. Ve çok genç, şahane bir gençlik startup, teknoloji ve inovasyonu kullanarak startuplar oluşturuyorlar. İşte muz kabuğundan bir şey üreten var. Yani plastik atıklarından bir şey üreten var. Sürekli böyle yenilikçi pek çok malzeme görüyorum. Bunun beni heyecanlandıran, bu çok az evet ama %93 kim bilir neler var, neler mümkün, daha keşfedilmemiş, daha belki buradaki konuşmalardan sonra birilerinin ilhamıyla neler yapılacak. Henüz oraya el değmemiş kısımlar çok kıymetli. Beni de orası heyecanlandı. Şimdi ben 98'de kendi ofisimi açtım çift havuzlarda. İşte o zaman da çok gençtim. Bir kapıcı evi diye geçiyor müştemilat. 750 metrekare bahçesi var. Dekorasyon yapıyordum. İşte Nişantaşı'ndaydı eleman olarak çalıştığım ofis.
Burayı gördüm, bayıldım. Arkadaşlarım şöyle dedi, ya ayıp, utanmıyor musun? Sen zenginlerin ofiste işlerini yapacaksın, kapıcı evine mi çağıracaksın? Şimdi çok pisti, evet bahçe içinde görüldüğü, lastikler atılmış, çocuk petleri atılmış falan ama ben onun böyle bitmiş haline çok güzel diye böyle bakıyordum. Bir sene sonra, ya iyi ki bizi dinlemedin, ne kadar güzel bir yer. Çünkü buradaki pek çok şeyi geri kullanıp, hatta bu mekanı farklı bir konuya geri dönüştürüp ofis olarak kullandık 12 sene boyunca. Böyle bir yerdi. Ektik, burada yedik, biçtik. İşte yani bütün mutfak şeyimiz, gıdamız buradandı. Oranın kendi ürünlerini geri kullandık, ileri tasarladık, dönüştürdük. Başka bir ofisimiz İstanbul'da yine İdealtepe'de başka bir müştemilat. Evimizde bu bahçeye bakıyordu. 45 saniye sürüyordu yani evden çıkıp ofise gitmem. Bütün müştemilatları kullandım, artık kalmadı. Hepsi kentsel dönüşümde çok böyle lüks binalara dönüştü. Burada da İşte bu büyük pencere başka bir yerde dekorasyon yaptığımızda yanlış ölçüyle kesilmiş bir pencere camdı. Bu aslında böyle bir metrekarelik bir pencere camı vardı orada mevcutta. Bunu bu cama göre orayı büyüttük. İşte kendimiz kapladık. Bütün mahalle alışverişlerimizi, karbon ayak izimizi düşürtmek için bisikletle yapıyorduk. Böyle bir ofis oldu. Sonra yanda ağaç kesiliyordu. Biz böyle bahçemizde atölyeler yapıyoruz, toprak tuğlalar üretiyoruz falan bu müştemilatın. Garajda çok fikirlerimiz çıktı. Böyle Microsoft gibi izliyorduk hatta. Garaj atölye çalışmaları yapıyorduk. O kesilen ağaçların bazılarını alıp böyle el koyup masamızın ayağı, üst parçasını da kesip tabela olarak kullandık. A Mimarlık şirketim bu arada 26 yaşında. Döngüsel tasarım tamamen marka adı olarak kullanıyoruz. Bir kuzineyle ısınıyorduk. İçinde yemekler yapıyorduk. Çiftlik dediğim yer 25 metrekarelik bir bahçe ama bütün bizim gıdamızı oradan alabiliyorduk mutfağımızı. Hem ev hem ofise. Bütün atıklarımızı, gıda atıklarımızı komposta çeviriyorduk. Orada döşemesini kendi yaptığımız, atölye halinde yaptığımız bir zemin döşemesi görüyorsunuz. Tavuklarımız vardı bahçede. Yani böyle küçük uydu alanlar İstanbul'un içinde hep ofislerimiz oldu. Hiç 26 yıldır bu arada bir plazada, bir apartmanda, bir binada ofisimiz olmadı. Bütün müştemilatları kullandık. Sonra artık böyle daha eli yüzü düzgün mekanlara geçtik. Yani dışarıdan da güzel algılanacak mekanlara geçtik. Buradaki tavuklarımızın da kendileri zaten kakaları, gübre, toprağı belleyen direkt doğanın kendi çalışanları. Onların yumurtalarını biz de yedik. Ve böcek ilacı kullanmadık. Kene, böcek onlar yiyorlardı. Böyle bahçe içinde, kendi içimizde o döngüselliği, doğal döngüselliği de alanımızda yapmaya çalıştık. Tabii çok acayip oluyordu. Bazen toplantı böyle uçuyor, pat masaya buradaki gibi geliyor. Müşteri böyle bir ne oluyor diye kaçıyorlardı. Bu da ofisimizin diğer kalan kısımları. Burada pek çok şeyi geri kullandık. Bu yani sonra araba lastiklerini bu 12 yıl, 13 yıl önce topluyordum. Ben bahçenin bir yerine koyuyordum. Ya eşim de şey yapıyordu, ya ayıp, hani utanmıyor musun? Hani pasaklı seli vardı çok eskiden bir televizyon dizisi. Böyle yani lastikleri getiriyorsun. Ya bir yere yarayacak diyordum. Hani sonra bir atölye yaptık, kestik, renk boyadık hep beraber, bahçe ekipmanlarımız oldu. Paletleri parçaladık. Orada bir işte A Mimarlık yazan, işlerimizi yazan tabelamız oldu. Altta, sağ altta köpeğimle olan fotoğrafın arka kısmı sokağa bakan çok kötü böyle plastik kapanmayan bir tuvalet kapısıydı. Orayı kapattık. Yani bütün atık enerjisini de sokağa, komşularımıza vermeyelim, daha güzel gözüksün diye atölyeyle hep beraber o duvarı mandala çizdik birlikte. İçeride ve dışarıda kompost yapıyoruz. Yani içeride tamamen mutfak atıklarımızın hemen mutfağın dibinde halen devam ettiğimiz solucanlarımız var. Solucanlar bizim mutfak atıklarımızı, dış komposta verdiklerimiz fazla geliyor bazen. İçeride onları yiyorlar, onların kakalarını biz yine alıyoruz. Çişlerini suyla karıştırıyoruz, fısfıslıyoruz. Her şekilde doğayla birlikteyiz yani. İlla Kaz Dağları'nı da yaşamıyoruz ama şehirde de yapabilecek çok şey var demek istediğim aslında. Ve gerçekten nerede yaşamak istersiniz dendiğinde hakikaten İstanbul soldaki fotoğrafa doğru gidiyor ama sürdürülebilir kalkınma amaçları, 17 amaç Uluslararası Birleşmiş Milletler'in, herkesin, illa mimar olmamız şart değil, herkesin kendi işinde, hayatında kendine edinebileceği bir takım amaçlardan kullanacağı hedefler olabilir. Biz projelerimizi yaparken en az 5-6 sürdürülebilir kalkınma amacını kullanıyoruz, dikkate alıyoruz. Burada işte kadını güçlendirmeye de yönelik yenilenebilir enerji var, sorumlu üretim tüketim var, iklim eylemi var, hedefler için ortaklık var, bizim kullandıklarımız, toplumsal cinsiyet eşitliği var. Burada küreselamaçlar.org, hepiniz bakıp oradan kendinize uygun seçebilirsiniz.
aslında ego bilinçten eko bilince geçme dönemini pandemiyle zaten başladık. Yani artık öyle tepede bir kişi, hep o da erkek, hani diğerleri de altında ve daha geride. Yani doğayla insan, insan doğadan üstün değil aslında ama bizim yaşadığımız dönemde, antroposan dedikleri dönemde maalesef öyle bir algı var. Ama bundan iki nesil öncesi benim dedemler daha doğayla hemhal yaşıyorlarken, kendi evlerini insanlar yapabiliyorken, kendi gıdasını herkes olduğu yerde üretebiliyorken, hepimize bir yerlerden bir fosil yakıtla markete gelip vitaminini bitirmiş yiyecekleri, gıdaları alıyoruz şu anda maalesef. Ya burada tabii o döngüsellik içinde zaten mimarlıkta olması gereken ışığın yönü, rüzgarın yönü, bakış yönü, genelde işte güneye bakan cephelerde evlerin olması, oradaki doğanın döngüsünü mekanın içine taşımak anlamında hem ısı, hem ısınma, hem de ışık anlamında çok kıymetli. Yani burada alttan da havalandırma, pasif iklimlendirme, belli yerlerde kapaklar bırakabilme, bunların hepsini illa çok fazla enerji harcamadan küçük dokunuşlarla yapabileceğimiz şeyler. Tabii ki güneş paneli kullanılabilir, yağmur suyu toplanabilir. Bunlar geri kazandırılıp tekrar tekrar kullanılabilir. Yani sıfırdan bir şey yapılıyorken mevcut el yıkama lavabo suyunun, duş suyunu ve mutfak suyunu az arıtarak, onu depolayıp biraz filtreden geçirerek geri tesisatla klozetlerin rezervuarlarına geri kullanabiliriz. O kadar çok her bastığımızda temiz şebeke suyunu rögora gönderiyoruz ki aslında öbür su da gidiyor, o da gidiyor. Yani çok, şimdi o gözlükle bakınca o kadar harcamalarımız, o kadar tüketimimiz var ki hani bunları çok aza indirebiliriz, daha az iz bırakabiliriz hayata. Bu çok yıllar önce, 10 küsur yıl önce İTÜ'nün Maslak kampüsünde İSKA'ya, İstanbul Kalkınma Ajansı'na bir proje yazmıştık. Biz de toprak mimari kısmını tasarladık burada. Tamamen yapı toprak yapı, ışığı alabilecek şekilde içeride daha az yani aydınlatmayı kullanacak şekilde ışıklandırmanın olması, bir gölgelik alanın üstünün güneş paneli olması ve sarmaşıklarla güneş kırıcı olması, yazın kalıp kışın döküldüğünde de ışığı onun da içeriye doğal olarak alınması, toprak mimari yapının duvarının cephesinin toprak olmasıyla da gündüz ısıyı içinde toplayıp gece ısıyı vermesi, geceden sabaha soğuyan duvarında gündüz serinlik vermesi. Orada da enerjiyi çok güzel. Eskiden klima kullanılmıyordu. Yani toprak evlerde de, taş evlerde de. Bu modernize de edilebilir. Bu da bizim kendi kadim gelenek mimarimizde var. Yani böyle çok sürpriz şeyler anlatmıyorum. Sadece mottom, geçmişin bilgeliği bugünün bilgisiyle geleceği nasıl tasarlarız? Bunu önümüze aldık ve yürümeye çalışıyoruz. Burada da işte güney cepheden hava girişi, kuzey cepheden çıkışı, onun ışık olması, aradaki bir setle ısının daha da verimli olması ve cephenin malzemesi az önce anlattığım kısmın kesit kısmı. Tabii çatılarda, yani sistemdeki yeşil çatı var, doğal mimaride yeşil çatı var. Bunlar tabii kullanılabilir ama artık eski köylerdeki gibi loğlamayı yapacak bir köylü de kalmadı. Bunu yapacak insan da kalmadı. Herkes ağırlıklı neredeyse %75 deniyor ama bence çok yakın zamanda %85'lere yakın bir kentleşme, kentli insanı var. Kırsal çok boş, çok yaşlılar kaldı ve gençler orada olmadığı için bir süre sonra çok daha aza dönüyor. Bir geri dönüş başladı bir var ama henüz tam yeteri kadar değil. Tabii eskiden loğlanarak yapılan toprak damlı çatılar şimdi artık yapılamıyor. Bazen onların ağaçları alınıp yakacak olarak kullanılmış, damları çöken bir sürü kerpiç evler ve onların da yıkılıp beton yapılan bir sürü yapılar var maalesef. Bu da Ruhi hocamızın sahadaki bir toprak, daha modern toprak yapı detayı. Ben gönüllü olduğum hocamızın notlarını derleyip de kitap haline çıkardık. İTÜ Vakfı Yayınları'nda Çağdaş Yapı Malzemesi Toprak Alker diye bir kitap. Oradan detaylar için bakabilirsiniz. Bu da yeşil, tamamen evet nefes alan malzemeler değil, sistemin malzemeleriyle yeşil çatı yapılması. Yani nem tutucu, bariyer tutucu, köklerin çatıya inmemesi, hani bir bitkilendirme koyulması, çok tamamen de komple toprak olmadan işte ağaç kabuğu, perlit falan da koyarak hafifleterek koyulması. Bunlar da çok iyi çatı yalıtımı yapılması anlamında onu döngüsel olarak da kullanmak. Yani bir yandan enerjiyi daha az kullanmak anlamında da çok etkili tabii. Bunu kırsalda da bu şekilde sağdaki gibi yapabilirsiniz, soldaki gibi kırsalda ya da şehirde yapabilirsiniz. Hangi yağmur... Nasıl? Hangi şehirde yapacaksınız?
Şöyle şehirde yeşil çatı sistemleri çok fazla yapılabiliniyor yine. En azından Akmerkez'in çatısında bir yeşil çatı var. Hatta gıda üretimi de var. Henüz çok yaygın değil ama Fransa'da 10 yıl önce İstanbul'da Yeşil Çatılar Uluslararası Kongresi yapıldığında hayran kalmıştım. Hani insan özeniyor. Oradaki Şehircilik Bakanı bir kadın bakan şunu söylemişti. Şu anda %75 yeşil çatılar. Bunu %100'e çıkarmaya çalışıyoruz diye 10 yıl önce söylemişti ve bununla ilgili de apartman sakinlerine teşvikler veriliyormuş. Böyle yapılsın diye. Çünkü enerjiyi daha verimli kullanıyorlar. Yağmur suyunu topluyorlar. Hani bizde henüz yaygın değil ama yapılmasını doğru örnek olarak aktarmaya çalışıyorum. Burada tabii çok basit. Yani bir depo koyularak yağmur suyu toplanıp işte ya da dediğim o el yıkama, duş, mutfak suyu bir arıtılarak toplanıp hem bahçe sulamaya verilebilir, hem klozet rezervuarlarına verilebilir, tekrar geri kullanılabilir. Çamaşır makinesine arıtılarak da bir temiz bir şekilde verilebilir. Yani maalesef inşaat sektörü beşikten beşiğe dediğimizde bu küresel enerji tüketiminin %40'ını harcıyor durumda. Çok büyük bir oran bu. Yani bakıldığında sadece binanın kendi değil, o binanın üretimi yani yapı parçaları, elemanlarının da nereden geldiği, atıyorum işte Almanya'dan şu, şuradan bu. Bunların her birinin beşikten beşiğe bakıldığında fosil yakıtları. Şimdi bir ev yapılıyor, çok yeşil ama oraya gelen malzemelerin ne kadar karbon ayak izi ölçüldüğüyle bakıldığında gerçekten aslında zaten doğaya dokunduğunuzda ekolojik olmuyor hiçbir şey. Yani biraz hepimiz ekolojik mimari desek de doğaya sonuçta bir kepçe giriyor. Bütün aslında yine de o ekolojikliği gidiyor aslında. Burada da bu binaların %40 harcadığı enerjinin içinde en çok ısıtma, işte aydınlatma gibi kısımlar, bunlar içinde yenilenebilir enerjilerin kullanılması daha bu enerji tüketimini azaltma anlamında çok kıymetli. Atık yönetimi burada mesela çok basit bir şey ama yani İstanbul'un maalesef ben bütün ofislerini, müştemilatlarını ofis olarak kullandığım için hep bahçeli yerleri kullandım 26 yıldır. Ve o 26 yıllık süreçte hep bir şey ekelim diye bir kazıyoruz. Altından hafriyat çıkıyor, moloz çıkıyor, işte çikolata kağıtları, sigara paketleri, işte soda şişelerinin kırıkları. Yani çöpünü atmış üstüne toprak koymuşlar. Çok yazık. Aslında bina yıkılmadan önceki bahçeli, eskiden hepsi bahçeliydi sonuçta. Şu an bile o bahçeli kısmın toprağı alınıp kenara koyulsa o temiz toprağın oluşumu o kadar uzun yıllar ki bunu internet üzerinden aldım. Hani kendi bilgimle yazdığım bir şey değil. Hani doğrudur diye düşünüyorum ama zaten her halükarda o toprak oluşumu kolay bir zaman değil. Yani onun bir de temiz humuslu toprak olması, ekilebilir toprak olması, normalde 40 santimlik falan bir şey olması lazım. Maalesef o 40 santimin içi İstanbul'da hafriyat dolu. Hani bunu biraz böyle sorumlu oturan malik sahipleri, vatandaş olarak da talep etmelisiniz her halükarda. Birinizin bir evi yıkılıyorsa da müteahhitin çok umurunda değil. Hemen patır kütür yapıyor geçiyor. Ama yani her yaptığımızın gezegene bir izi var. O yüzden çok küçük görünse de bunu paylaşmak istedim. Her yerde de paylaşıyorum. Atık yönetimi, bir inşaat evet o kadar çok şey yıkılıp komple sıfırlanıyor. Ben şimdi benim o bütün ofislerim eskiden dekorasyon da yaparken şimdi kendi alanımda onu yapıyorum ama müşterime daha böyle 98-2005 arası çok bayılıyorlar. Ne kadar güzel mekanınız. Ay diyorum işte buranın atıklarından yaptık falan. İsterseniz size de yapalım. Ay Özgücüm lütfen yani biz parasını veriyoruz. Tertemiz sıfır isteriz. Öyle atık falan istemeyiz. Şimdi görüyorsunuz influencerlar var. Herkes sıfır atık diyor. Herkes plastikten şunu yaptık, attık, bunu kullandık. Hani biraz erken girmişim o konuya aslında ama hani şu anda da yine bile her inşaatın söküldüğünde gayet güzel kiremitleri çıkabiliyor. Plastikler evet üretilmiş, yani sürdürülebilir bir malzeme olmayabilir ama onu defalarca kullanmak sürdürülebilir bir bakış açısı olabilir. Sonuçta üretilmiş ve var ve biz o ölçülere göre tekrar tekrar kullanabiliriz. Zemin malzemeleri keza. Yani o kadar çok şey çıkıyor ki inşaattan. Tuğla kırığı, işte gaz beton, bunlar hepsi kaba sıvada, dolguda, pek çok şeyde kullanılabilir. Böyle birkaç örnek de göstermek istiyorum. Yani bu döngüsel pavilyon, bu neredeyse malzemelerin %60'ı ikinci kez kullanılarak yapılmış bir proje. Bu tamamen Paris'teki COP21
de işte bu bağlama uygun mimaride uygulanmış. Burada neler geri kullanılmış onları ayırdım. Meşe kapılar, izolasyon işte o taş yünü, cam yünü gibi aralardaki izolasyon mineral yünü, suya basmak için döşenmiş tahtalar, çam çatı kirişleri, plastik camlar, meşe çıtalar, sandalyeler, kontrplaklar, ışıklandırma. Yani çok fazla o gözlükle baktığınızda başka türlü görüyorsunuz. Yani bunu nasıl kullanabilirim sorusunu sormak orada önemli aslında. Hani orada en temizi, en şıkı değil aslında. En anlamlısını, en değer katanı yapmayı sorgulamalıyız. Mesela biyobazlı malzemeleri oluşturmak için tarımsal atık. İşte o döngüselliğin hani %93'ündeki üretimler, bu kadar şahane şeyler yapılıyor ki dünyada. Biyobazlı malzeme, Hindistan cevizinden paneller üretiyorlar dünyanın bir yerinde. Ya da işte sıkıştırılmış toprak, ben de uyguluyorum, hafriyat toprağını sıkıştırarak hiç enerji harcamadan, pişirmeden tekrar nefes alan bir duvar haline getirebiliyoruz. Bambularla, o da doğada olan ve çok hızlı büyüyen malzemeler. Bunlar tabii yapı malzemesi olarak kullanılabiliyor. Niye bu kadar beyaz? Arada bir şey kaçmış. Bu da aşağı yukarı 12 yıl önce herhalde yaptığımız Antalya Olimpos'ta bir Moğol çadırı yurt. Tamamen ahşap malzemeleri suya koyduk, bir hafif eğrildi. Oradaki ağaçlardan, yerden yükselttik. Tepede bir güneş ışığı oradan alıyor ve keten böyle bir Amerikan bezi gibi bir malzemeyle daha sonra kışın da kullanmak için bir brandayla da kaplandı. Yerden yükseltildi tamamen. Böyle bir şey yani kırsalda bu küçücük minik bir birim olarak ekoturizm alanı olarak kullanılıyor şu anda Olimpos'ta bir yerde. Toprak sıva, toprak tuğla yani çok güzel bir malzeme toprak. Ben hani her türlü bize de veriyor. Üstüne içine ölümümüzü koyuyoruz veriyor. Üstüne çöp atılıyor. Hayvan kakasını yapıyor. Ayakla basıyoruz ama her türlü veriyor. Ben diyorum ki hakikat seviyesi yani toprak malzemesi. Toprakla ya hem hal olmak insanın elektriğini alıyor ve çok doğal elle bir şeyleri şekillendirebiliyorsunuz. Kerpiç bizim gelenekselimizde olan tekniğimiz. Maalesef bunu devam ettirenler çok az. Diyarbakır'da gittim geçen yıl. Orada 75 yaşında bir ustanın Diyarbakır için yaptığı bir toprak yapım tekniği var. Kerpiç değil. O ve o usta ölünce o teknik gidiyor. Üniversiteler var. Keşke meslek okulları açılsa. Artık çok mezun, çok üniversiteye ihtiyaç yok bence. Yani meslek uzmanı, meslek insanına ihtiyacımız var. İyi marangoza, iyi tesisatçıya, iyi kalifiye ustaya. Çünkü her şey böyle yalap şalap yapılıyor ve biten işten de mimar da memnun değil. Aslında kalifiye işini severek yapan genç marangozlar keşke daha çok yetişse. Maalesef bu uygulamalarda sıkıntılar var. Oradaki o toprak tekniği o kişi gittikten sonra kaybolacak. Ama yakında üniversite var. Avrupa Birliği'nden fon alınsa, meslek lisesi öğrencileri yetiştirip o usta da onun hocası olsa müthiş bir zanaatçılık devam edecek bir yandan. Burada da toprakla fırın yaptık, tuğlasını yaptık, sıvasını elle şekillendirerek yapabiliyorsunuz pişirmeden. Bu da şehirde bizim kendi garaj projeleri dediğim o müştemilatın bahçe kısmında bir küçücük beton yer almıştım. Yanda işte kentsel dönüşüm yapıyor. Biz de toprak tuğlalar üretip, atölyeler yapıp, bir duvar yapıp oradan da küçük bir mekan çıkardık. Orada üretim alanımız. Ardından da böyle bir duvar oldu. Cam şişeleri bir araya getirip orada da böyle küçük dekoratif şeyler yaptık. Boşluklar bıraktık. Elle hep beraber sıvasını yaptık. Bu da yine İstanbul'un içinde İdealtepe'de yaptık. Tabii bu çalışmalar hep böyle küçük küçük ölçeklerde. Çünkü sistemde bunu talep eden müşteri olmalı ki onlar da proje olarak yapılabilmeli. Yani benim 2005'lerde işte bu sorgulayıp da ya niye böyle mimarlık başka türlü olmalı deyip de ben şöyle düşündüm ve zannettim. 2 yıl kendime yatırım yapayım. O zaman da ilk kez cümle içinde ekolojik mimari ve sürdürülebilirlik böyle cümlesini gördüm ve içine öğrenince ya ben zaten bu kişiyim, bunu yürüyen yolum ve tam bütün işlerimi böyle yapmak istiyorum dediğimde 15 yıl falan sürdü benim o yolculuğum. Hani o kadar çabuk olmadı. Fakat her o adılan küçük 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 adımlar, ilişkiler, birbirine bağlantılar, gönüllülükler hepsi bir yerde toplandı. Bilgi Üniversitesi hocaları, Fulya Hoca ve Tuğrul Hoca'nın yürütücülüğünde Uluslararası Mimarlık Bienali Antalya'da yapılan orada toprağı malzeme olarak kullanmak istediler. Parametrik tasarım denilen bilgisayar hesaplamalı
tasarımını onlar yaptılar. Haftaya konuşmacı olacak Dilek Yürük arkadaşım, o da permakültür tasarımcısı. Ben de, ama o daha çok uygulayıcısı, peyzaj mimarı aynı zamanda. Onun desteğiyle de yenebilir bitkiler bu toprak elemanın içinde, yani toprak elemanı saksıp böyle plastik bir eleman yerine muhafaza etti o bitkileri. İçinden su tesisatları geçti. Bu projenin adı, yürütücülerinin verdiği Komünaksiyon Duvarlar. Antalya Kara Alioğlu Parkı'nda halen duruyor gitmek isterseniz. Yapım aşaması ardından pek çok ödül aldı. Dünyada bir ödül aldı. Mimarlık yıllığına girdi 2017 ya da 2018'de. Balkan Mimarlık Bienali'nde sergilendi. Ve böyle modern ve böyle bilgisayar parametrik tasarım denilen işte tasarım sistemiyle de toprağın buluştuğu ilk proje oldu. Fibrobeton bize sponsor oldu, sağ olsunlar. Onların atölyelerinde uygulandı. Dibindeki sulama sistemlerini ve işte biberi, orada reyhan da vardı, maydanoz da vardı, hepsini görüyoruz. Bu da atölye kısmında. Bilgi Üniversitesi'nde küçük bir maket yaptılar. Bunu da 3D printerla mısır koçanından yaptılar. Uygulama alanında her biri aynı modül olan toprak elemanı, jiroid dedikleri formu ters, yüz, düz ve üst üste koyarak o yapı elemanı elde edildi. Aslında hepsi tek eleman. Ve bakıldığında bakın, tabii şansımız Fibrobeton'un bize inanması ve bu projenin üretim aşamasında onların ustaları, onların kalıplarını kullanarak bu uygulamanın yapılması. Yani şunu demek istiyorum, sistemde, inşaat sistemine bu konu daha da fokuslanarak bakılırsa neler yapmak yine mümkün. Beni orası yine çok heyecanlandırıyor. Yani yapılmamış olan kısım, onun üzülmüyorum ama yapılacak çok şey var. Böyle bir şey oldu. Şahane bir yapı elemanı oldu. Yerinde halen duruyor gitmek isteyenler için. Tekrar Bilgi Üniversitesi hocalarıyla çalışmalarımız devam etti. Robotic Earthcraft denilen 2018'de yüksek lisans öğrencilerine yaz okulu olarak 3 haftalık bir çalışmada yine toprakla çalışmak istediler. Ben de orada onların danışmanı yine oldum. Robot almıştı Bilgi Üniversitesi. Robot kalıpları kesti, toprak içine kalıpların dolduruldu, o karışımı orada verdik. Hayvan ve bitki sistemleri için elemanlar ürettiler. Bu da hafriyat toprağının döngüsel bir şekilde dönüştürülmesiyle yapı elemanı haline geldi. İşte burada bütün gençler o üretimi yaparken, burada mesela dikeyde ve yatayda elemanlar tasarladılar. İşte içinden kuş da geçsin, arı da geçsin, sarmaşık da inebilsin. Ya da yatayda ona göre yana doğru hani bitkiler olsun ya da ona göre hayvanlar da kullanabilsin. Böyle böyle elemanlar yapıldı. Bu da bitmiş hali. 2019'da Solar Decathlon Afrika diye İTÜ ve Yıldız Üniversitesi 40 öğrenci toplamında 8 disiplin çok güzel bir çalışma yaptılar ve bu yarışma, dünyada yapılan yarışmaya katılmaya 20 katılımcıdan biri olarak hak kazandılar. Çünkü hani başvuruyu herkesi almıyorlar, elemelerden geçiyor. Bu 8 disiplin İşte mimarlık, inşaat, endüstri ürünleri tasarımı, elektrik, makina, çevre, iç mimari, peyzaj, atladığım var mı bilmiyorum, şehir bölge planlama hepsi bir aradaydı. Fakat çok kıymetliydi. Yani sistemde genelde mimar tepeden tasarlar, sonra işte statikçiye, elektrikçiye, makineciye atar. Ama burada beraber masada bütün disiplinler birlikte çalışıldı. Çünkü oradaki bilgilerin harmanlanmasıyla bu proje oldu. Öğrenciler, akademisyenler, işte ben toprak mimari danışmanıydım. Kamu, özel sektör, farklı disiplinlerin ve farklı birimlerin bir arada olduğu bir yarışmaydı. Böyle bir yapı çıktı çünkü bunu da toprak mimariyle yapmak istediler ve bir toprak panel uygulamasının Ar-Ge'si yapıldı 2 sene boyunca. İlk kez denenmiş oldu ve bu proje o yıl 3 dünya birincilik ödülü aldı. Kırsalda çok rahat uygulanabilecek bir çalışma. Hani İstanbul çok pahalı, santimetresi pahalı, belki toprak mimari uygulanmaz ama pek çok yerde de böyle bir şey uygulanabilir aslında. Ve sağlıklı, nefes alan, tamamen doğal malzemeler, doğanın malzemelerini döngü olarak kullandığımız, tepesinde güneş enerjisi paneli olan, yağmur suyunu geri kullanılan, işte o paravan bir içeriği gölgelik yapıp ama sıcak iklime göre olabilecek bitkilendirmelerle girilen, mesela şöyle bir sağda altta gördüğünüz o çatı makine mühendisinin verdiği bilgiyle oldu. Çok sıcak çünkü Ağustos ayı Eylül içinde 3 haftada öğrenciler montajını yaptı. Her şey 2 tane ustayla birlikte.
çok sıcak bir avlu tasarlanmıştı. Projenin adı ReYard. Hani recycle, reuse, repair'dan o bir sürü re'den dolayı yard da İngilizce avludan geliyor. O yüzden ReYard diye oldu. Avlulu bir ev. Fas'ta da avlulu ve toprak yapılar mevcut. Ona göre bir proje tasarladılar. Burada da toprak mimariyle olan projede avluda kuzeye bakan tarafa makine mühendisleri ki rüzgar kapanı koyalım. Oradan gelen rüzgarı alıp avluda döndürüp biraz daha yaşanabilir iklim konforu olan bir mekan oldu. Dolayısıyla şimdi mimar bunu bilmeyebilir. Ya mimar her şeyi de bilmeyebilir ve bu kadar mimarın üstüne yük bırakılması da doğru değil bence. O yüzden elektrikçinin ayrı ya da çevre mühendisinin ALK ile ilgili, ALK yosunları ile ilgili birazdan geleceğim ama konuya çok hakim değilim, özet vereceğim. Bu bir duvar kesidi. Sanki şöyle düşünün, alçıpan panel iki taraf, arada demir konstrüksiyon, içine de taş yünü. Onun yerine ahşap konstrüksiyonlu toprak panel, işte 5 santimlik toprak var, iki tarafta, arası da kargı dediğimiz kamış malzemelerle. Bunların tabii bütün ısıl değerleri makine mühendisleri tarafından hesaplandı, kaç santim olmalı duvar vesaire. Onlardan sonra bu duvar kalınlığı çıktı ama tamamı doğal malzemeyle, tamamı doğanın içinde bulunan hafriyat toprağı ve kamış, göl kamışları bunlar kullanılarak yapıldı. Ve çok modern bir proje. Burada da biraz daha duvar kesildiğini görebilirsiniz diye paylaştım. Ve öğrenciler montaj yaptı 3 haftada ve hiç hayatlarında ustalık, işçilik yapmamış çocuklardı bunlar. Çok sıcaktı aynı zamanda. O da rüzgar kapanı. Efendim? Fas'ta uygulandı. Ve o rüzgar kapanının üstü de güneş paneli olarak kullanıldı. Yani hepsi bir amaca döndü. Yani orada sonuçta mekanda her birini tek 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 bir yere yapmak değil, alanı maksimize edip birkaç fonksiyon vermek çok kıymetliydi. Bu da ALK yosunlarından oksijen elde etmek, karbonu tutmak. Ama şimdi hakim olmadığım için eksik bilgi verebilirim, yanlış bilgi verebilirim, kusura bakmayın. Ama çevre mühendisi ekibinin çalışmalarıyla ALK yosunlarından da enerji elde edilmesi üzerine bir inovatif çözüm vardı ve inovasyon ödülü de aldı bu proje. 3 ödülü, 3 dünya birinciliğini aldı ilk yılda. Ertesi sene Big ARK Mimarlık diye bir yerden tekrar bir ödül aldı. ARK Daily'de bir sürü uluslararası yayında çıktı. Ve bir sene sonra da AHA'na aday gösterildi. Hani ödülü kazanmadı ama çok kıymetli, çok hani onurlandırıcı bir şey. Hepimiz gurur duyduk tabii ama çok büyük bir ekip, bir arada multidisipliner, birlikte çalışma. Ben bunu çok önemsiyorum. Yani ben değil de o egodan ekoya geçiş, burada da aynı şey aslında. Birlikte çalışma kültürü biraz da insanların hakikaten bir arada çalışması için belki bu pratikleri okullarda edinemiyoruz. Okul hepsini birden veremiyor ama gönüllü içinde STK, platform, sosyal girişimlerde bulunmak iş hayatında bir şey üretirken çok kıymetli. Ben 25 yıldır sivil toplum gönüllüsüyüm aynı zamanda. 20 yıldır KAGİDER'in üyesiyim, kadını güçlendirmeye yönelik. Aynı zamanda Yuvam Dünya'da işte yönetim kurulu üyesiyim, iklim krizi için çalışıyoruz. Aynı zamanda İstanbul Ekoloji Rotary Kulübü'nü kuruduk. Bu dönem başkanlığını yapıyorum. Şimdi hani ya mimarsın ne alaka denilen şeyler de çok oluyor. Bunlara da vakit ayırıyorum. Gönüllülük kısmım bazen işimi geçtiği zamanlar oluyor ama o kadar beraber bir çıkar ummadan bir projeyi beraber yapmanın pratiği hayatta o kadar insanı geliştiriyor ve etkisini de genişletebiliyor. Bir özgür olarak yapabileceğim belki daha küçükken işte Bilgi Üniversitesi hocasının gelmesiyle o daha büyük olabiliyor. Ben onu tek başıma o parametrik tasarımı da yapamazdım. O yüzden her zaman bir STK'ya inandığınız, değerlerine inandığınız yerlerle işbirliği yapmanızı öneriyorum naçizane kendi deneyimimden. Çok kıymetli buluyorum. Şehirde de yapılabilecek çok şey var. Yani belki köylerimize gidemiyoruz ama şehirde de çatıları, düz çatıları olanlar varsa bütün apartman organik atıklarını kompost yapıp yukarıda o çöpleri değerlendirip bir gıda alanı üretip sonra da zaten kültürümüzde var bir yemek başında buluşmak, ateş başında buluşmak. Yani biz bu kültürün insanlarıyız. Yemeği hep beraber yiyip onların da organik atıkları varsa tekrar kompost yapıp o döngüselliği İstanbul'un içinde tepemizde de yapabiliriz aslında. İşte böyle yerler çok rahatlıkla yapabiliriz. Bunlar yurt dışından fotoğraflar ama niye olmasın? Çok basit şeyler yani böyle çok ilginç şeyler de değil. Ya işte doğa yani çok kötü bizim otobanlarımıza hepimizin içi gidiyordur herhalde. Ya kedi ölüsü ya köpek ölüsü çünkü hayvan bilmiyor yani onun için her yer doğa. Ama biz insan olarak burası bizim, burası onların değil dediğimizde geçmek istediğinde ölen bir sürü hayvan var.
çok basit, o döngü içerisinde sadece birbirine bağlı, böyle bir yeşilimiz yok ama hani birbirine bağlanan ekolojik köprüler, şimdi iki tane oldu galiba, birisi Çanakkale'de, bir yerde daha duydum, nerede olduğunu şimdi bilmiyorum. Çok basit hareketler, bunları talep de etmeliyiz. Ne kadar talep edersek aslında bunların karşılığını, en azından sesi duyulması lazım. Bu tabii bayağı böyle bir Kanada'da şahane vahşi yaşam üst geçidi. Yani altta tren geçiyor, üstte böyle bir yaşam. Bu burada da yapılabilir. Hayvan köprüsü aynen bizim otobanımız gibi hani sağdan sola bağlayabilecek böyle eğimli rampalı o yeşillerle. Çünkü çok içim gidiyor hakikaten ve muhakkak bir ölü var. Çok güzel detaylar, kırmızı yengeçlerin göç sırasında geçmeleri için hazırlanmış yollar. Yani bunlar bana böyle o kadar ince, zarif ruhlar, ne kadar nezaketli ruhlar. Yani tek biz değiliz canlı ve diğer canlıları da dikkate almanın aslında yani dinimizde de, inancımızda da, kültürümüzde de yeri var da yaşamımızda şu an böyle yeri yokmuş gibi yaşıyoruz maalesef. Kaplumbağa tüneli, yani çok tatlı değil mi? Yani orada küçücük bir detay var. O hayvan da oradan geçebiliyor. Ya bunu tasarımda her şey mümkün mü? İki kere iki dört değil. İlla her şey böyle dört köşe, hepsi aynı kahverengi, kompakt laminat ve işte alikobond cephelerle. Yani birbirinin birisi bir şey yapıyor, kopyası gibi gidiyor. Böyle biraz daha detaylarda saklı ya hani o her şeyin güzelliği. İşte Bahya'da maymunlar için yapılmış köprü. Hani dünyadan böyle çok küçük örnekler bunlar ve o döngüde o hayvan da yaşama hakkını elde ediyor. Erişilebilirlik, eşitsizliklerin azaltılması dediğinizde bunlar var. Yani biz de engelli insanı yani görmüyorsunuz İstanbul'da ve aslında bir sürü insan var tecrit yaşıyor çünkü ya şehir onlara uygun değil. Ne otobüsü, ne yolu, ne işte yürüme yolları, ne gidilen bir yer hani ortada görülmeyip tecrit şekilde yaşıyorlar. Şehirde neler mümkün? Bu BKM'de İstanbul'da aşağı yukarı 8 yıl önce ya da 9 yıl önce yaptığımız bir dekorasyon projesi ama ben bir projem var işte bir ödül alıp da o sene uygulayamadım sonuna doğru anlatacağım. Orada uygulayamayınca çok kızdım değil mi? Ben bu toprağı şehrin içinden geçirerek yapacağım, insanlara göstererek yapacağım. Olmuyor böyle çünkü dağ başında olunca sanki toprak zaten eski iş, zaten pis iş, zaten fakir iş gibi algılanıyor maalesef. Halbuki çok nitelikli bir malzeme. Burada dekorasyon işini yapmak üzere aslında BKM'nin Beşiktaş Kültür Merkezi çarşıdaki tiyatronun alt katı, 600 metrekare civarında bir yer komple dönüştürülecekti. Onların kendi atıklarını kullanarak aslında bütün orada işte Beşiktaş Çarşı'nın paletlerini, kendi depolarına gittim. Şey diyor tabii, ya ne kadar pis mimar bu, depoda ne işim var, çarşıdaki atıkla ne işimiz var ama bitince anlaşıldı tam dekorasyon bittiğinde. Burada da ilk baştan şunu sadece bir belli edeyim. 32 yıldır bana ilk kez bir kere birisi dedi. Onda Yılmaz Erdoğan dedi. Yani bu projeyi yaparken bir sunum yaptım. 10. dakikada kapat kapat tamam dedi. Ben de Yılmaz Hocam diyordum. Yani Yılmaz Hocam bitirmedim hani daha sunumu. Tamam tamam kapat dedi. Şimdi iyi bir şey mi diyor, kötü bir şey mi diyor. Hani bir de tiyatrocu çok zeki bir adam. Şey yapamadım bir durdum. Sen dedi istediğin gibi yap dedi. Kimse de karışmasın bu mimara dedi. Sen gelene kadar biz senin kadar erdemli, vicdanlı bir mimarla karşılaşmadık dedi. Şimdi hala böyle bir esprimi çıkar, şimdi tiyatrocu şeyi de böyle bekliyorum. Sen dedi karışmasın kimse de. Tamam genel yönetmen de böyle yaptı, tamam dedim. Sonrasında bu çok önemli bir anahtar sözcük benim için. Sen istediğini yap. Hayatımda 32 yıllık mimarlık hiç kimse demedi yani. Böyle umut kesici olmayayım ama genelde karışılınıyor hani bir proje yapıldığında. Ve genel çalışmalarımız döngüsellik üzerineyken, işte onların malzemelerini dönüştürmek ve genel etrafı kullanmak üzereyken tasarım yoluyla. Bu duvar tavan alçıpanı sökülürken bu alçıpan duvar da yıkılmış. Ve müteahhit beni aradı. Özgür Hanım duvar yıkıldı ne yapalım? Böyle ampulü kafamda aydınlanma yaşadım. Toprak duvar. Hani ama söyleyemiyorum çünkü hiç yapılmışı yok. Yani şimdi adama toprak duvar diyeceğim de yani malzemesi falan bir şey yapacağız dedim. Türkiye'de hiç yok. Ben bir malzemeye bakayım dedim. Tam siz söyleyin biz gider alırız dedi. Yok yok ben dedim kendim ellerimle bakacağım dedim ama demiyorum hala. O arada onlar çalışırlarken ben iki hafta hafriyat hafriyat geziyorum. İstanbul'un hafriyatları. İşte bir yerlerden düğümler alıyorum. En iyi toprak
Yani hocamdan biliyorum, gönüllü olduğum Ruhi Kafesçioğlu. Maslak civarı çok iyi ama üniversiteden toprağı çıkaramıyormuşum. İzinle çıkması gerekiyormuş üniversite toprağı. Sonra hafriyatçılardan öğrendim. Birkaç hafriyatçılar derneği ve hafriyatçıyı aradım. En iyi kirli toprak nerede var? Kemerburgaz'da buldum. Ama bunları hep giderken yanıma böyle pet şişe alıyorum. Bir ufak tefek analizler yapmam gerekiyor. Yerin altına adamla iniyoruz vinç, böyle bodrum katına. Tam su bitiyor. Ben su lazım, tükürerek böyle toprağa karıştırarak yere atarak analizini yapıyorum. Adam da pis kadın hani diye bakıyor. Ama yani sonrasında İTÜ'de analizi yapacağım ama ön bir şeyine bakmam lazım. Neyse buldum 2 hafta. Çünkü şehir de çok zor. İstanbul o kadar betonlaşmış ki. Hani İzmir'de ya da Kaz Dağları'nda toprak mimari yapmak için malzeme çok daha kolay. Neyse buldum, analizlerini yaptırdım. 200 çuval BKM'ye geldi. Olay oldu tabii. Ne yapıyorsunuz? Burası babanızın çiftliği mi diye müteahhit bir yerden bağırıyor, böyle ses yankılana yankılana geliyor. Dedim Yılmaz Erdoğan ne dedi? İstediğini yap, kusura bakmayın hani orada. Ama aslında bunu hakikaten bir yerde anlatmakla, fotoğrafta göstermek yerine, siz de şimdi fotoğrafta belki beğeneceksiniz ama elini dokundurduğunda insanlar, birebir gördüğünde çok daha başka oluyor. Ve o toprak duvarı yerinde yaptık, böyle bir şey oldu. Her katmanı yerinde sıkıştıra sıkıştıra, ben bir şeyi giydim, şalvarı. Çünkü ustalar da bilmiyordu, kerpiçi biliyorlar ama bu teknik hocamın tekniği, Alker tekniği. Her çizgi yerinde sıkıştırmanın ve enerjiyi hiç harcamadık, pişirmedik. Orada lahmacun çizmelerini giydim. Arada tuvalete çıkarken terlikle yukarı çıkıyorum. Temizlikçi ablalar, yeni mi başladın bacım diyorlar. Evet diyorum, 2 gün buradayım. Ve sonrasında bitti ama şu üstteki gördüğünüz ahşap 90 santim bıraktık. Çünkü sıkıştırmak için, yani tavanı olan bir yer olduğu için o kadar bırakmak gerekiyordu. Ha, bunlar yapım aşamasını koymuşum. Böyle pis pis çalışıyorduk orada ama. Sonrasında müteahhit, çünkü ilk böyle çok bağırdı etti falan. Sonra ilk kalıp açıldı, var mı acaba? Ha, bu karıştırıyoruz burada. Ha, neyse onu birazdan gelecek. İlk kalıp açıldı, çok beğendi. Çünkü böyle çok güzel o toprağın dokusu. Yani elle yapıldığı için böyle gerçekten hani o sentetik bir malzeme değil. Sonra birilerini getiriyor. Bak diyor, Ahmetciğim organik yapılar, binalar yapıyor Özgün Hanım diyor. Dedim yok, bu duvar sadece. Ama müteahhiden o kadar, şunu demek istiyorum. Birebir görünce kavga ettiğimiz müteahhit kendisi çok beğenip bu sefer benden çok daha PR'ını yaptı yani. Ben öyle hayatta diyemem utanırım. Böyle bir mekandı. Böyle bir mekana çevirdik. İşte açık renk yaptık. Yerin altı olduğu için. Eşim turizmci. Onun aracılığıyla otellerden, restoranlardan şarap mantarlarını topladık. Onları mantar panolar istiyoruz dediler. Ay dedim, böyle biraz bari hani mantarı öyle kullanalım. Var bir sürü atık. Şarap mantarlarından kast panoları. Burada Ata Demirer, Gülse Birsel, İşte Ferzan Özpetek geliyorlar, projelerini burada kaslarını çalışıyorlar, sonra gidiyorlar oyunlarını bir işte sahada uyguluyorlar. İşte oradaki kapının kolu, bir makinanın işte kolu, bir sürü şey böyle atıklar ama modern yaptık. Hani atık deyince de kafalarında algılanan, o yüzden döngüsel diyorum, atık kötü geliyor insanlara. Böyleydi ilk hali, böyle oldu. Ve kendilerinden şey desinim, 20 tane replik istiyorum sizden dedim, işte yönetmenden, genel yayın yönetmeninden, BKM'nin. Ne yapacaksın dedi, oyunculuğa mı soyunuyorsun? Ya dedim, siz lazım. Onların ölen sanatçılarının filmlerdeki kullandıkları cümleleri çizgi koymak yerine onları koy. Bu da bir sosyal döngüsellik. Kendi kültürel hafızaları ve kendi alanları içinde Erdal, Gürdal ikilisi, pek çok ölen sanatçıları vardı. Onların kendi alanlarında kendilerine temsiliyetli bir şeydi. Sonra kadını desteklemek çok uzun yıllardır çok önemsediğim şey. Çünkü kadını desteklediğinizde çocuğu, aileyi daha çok destekliyorsunuz. Kadın ekonomisi arttığında direkt evini harcıyor. Yani evet erkek de harcıyor ama kadın kesin harcıyor. Orada evine yaptığı destek çok daha büyük ve kadın desteklendiğinde dolaylı olarak sürdürülebilir kalkınma ve barışı da desteklemiş oluyorsunuz. O yüzden ekonomisini şehirde olmaktan vazgeçip köye giden çok değerli sanatçı bir dostumuz var, kadın dostumuz. Köyde olduğu için daha az iş yapabiliyor. Ben de o yüzden onun yaptığı mandalaları kendi projemde dekorasyonda kullandım. İşte o da kamışlarla, el ip dokumayla, Özgün Biricik burası için. Bu da aslında onun üretimini de destekleyerek tasarım içerisinde yer vermek. Yani biraz yaptığımız şeyde harcama yaparken, alım yaparken hangi enerjiyi artırıyoruz? Kimleri
daha destekliyoruz? Belki kimlere el uzatabiliyoruz veya biz onların ya desteğiyle ne kadar özgün hale gidiyoruz? Yani bizim ona desteğimizden çok onun bize özgünlüğü çok daha kıymetli oldu. Biricik burası için eserler üretti. Bu da ilk kez dekorasyonda 1 metreye 1 metre böyle işte çaprazında 1.42, 142 santimlik mandalalar. Bayıldı herkes, bir sürü siparişler verdiler. Sonra depolarına gittim, çok güzel bir at arabası vardı. Parça parça böyle bir şeyler vardı. Ne yapıyoruz bunu dediler. Kullanamıyorsanız kullanabilir miyiz? Burası ekibin sosyalleşme alanıydı. Paletler çarşıdan, depodan da işte onların at arabası. İçine sadece minder diktirdim. İşte bir televizyon var, maç seyrediyorlar burada ekip, BKM'nin işte çalışanları da arada. Arkadaki paletler, televizyon ona takılı. Böyle bir alan oldu. Sonra bu arkadaşım ölmekte olan bir badem ağacının kökünü ve 3 tane dalını bir araya getirerek böyle bir hayat ağacı gibi bir şey yapıp el dokumayla, iple içinde de o sanat eserini yaptı. Bu bir tane burada sadece ve doğanın malzemeleri yani ve şahane bir kadın yapıyor bunu. Bu da Nişantaşı'nda yaptığımız bir dekorasyon ama artık bu dekorasyonları bu bakış açısıyla döngüsellik şehrin içinde biraz da bir hafif bir şeyim var yani aktivist ruhumu mimarlığı aracı kullanarak şehrin içinde de insanlara bunlar tasarımla nasıl olabilir? Çünkü atık dendiğinde, toprak dendiğinde algı çok kötü maalesef. Hani ben yıllardır çok konuşuyorum konuşmacı olarak çünkü kendim de bu işi yapabilmem için önce o farkındalığın artması gerekiyor ki ben de o alan içinde daha çok üretebileyim, üretmeyi seviyorum. Burada komple bu cepheyi tasarlayalım dedik. Aslında alt katı sadece bize müşteri verdi. Üst katın komşusu de para istedi burayı tasarlamamız için. Burayı kaplayacaksanız benden bana para verin dedi mal sahibine. İstemediler onlar da. Biz de böyle bir hale getirdik. Keşke bizim de yapsaydınız dediler. Yani biz onu tamamını öyle bir yani koyu renkli şeyinden çıkarıp ya burası top ağacında acayip o trafiğin gürültünün içinde ya beş duyuya hitap edecek bir mekan olsun. İnsanlar evet oradan geliyor ama işte Yasemin, Melisa kokularıyla içeriye girsin. Yerin altına giriyor, ferah renklerde girsin. Böyle bir yerdi. Çok kahve, kasvetliydi. Girdikten sonra da işte arkada böyle minik bir alan vardı. Orayı bahçeye dönüştürdük. Orada bir toprak duvar yaptık. Bu sefer ne oldu? Yani BKM'nin içinde, Nişantaşı'nın içinde toprak duvar yaptık. İnsanların daha çok geldiği, daha çok dokunduğu. BKM'nin içinde yaptığımız yere bir mermer üreticisi bir arkadaşım şeydir, Özgürcüğüm bu bildiğimiz traverten, biz hep üretiyoruz dedi bunu. Yok diyorum bak toprak duvar gerçekten diyorum. Özgürcüğüm yani bir babadan bak biz bu işi yapıyoruz diye. Çünkü dokusu çok güzel görünüyor. Ya dedim bir elle bak çünkü ilk yapıldığında nemi kalıyor üzerinde. Hemen atamıyor hele ki kapalı bir mekan dedi. Aa dedi bu ıslak nem var çünkü bir süre geçmesi gerekiyor havalandırmalar açıldıktan sonra. Yani insanlar dokunana kadar o etkiyi de hissedemiyor. O yüzden burada da bir şekilde, çünkü burada da köylerden, üreticilerden organik ürünleri alıp şehirde satmak üzere bir kahvaltı şarküteri gurme mekanı. Hani bu bakış açısına bizim tasarım yapmamızı istediler. Hani beraber iyi örtüştük. Böyle bir mekan oldu. Çünkü işletmeyi yapan kişilerden de ne attıklarınız var dedim. Her gün bana bir şey getiriyor. Her gün her getirdiğini tasarımın içine koyuyor. İşte aydınlatma dalları. Sonra işte, ay bu nedir? Bir dakika. Yani bir yerlerden bir şeyler geliyor. İçeride hepsini geri dönüştürerek tasarımla kullandığımız projemiz var. Aa, ilerlemiyor şu anda ama. Ben yanlış bir şey mi? Heh, tamam. Böyle bir mekandı ilk tuttuklarında. Burası bir modacının showroom'uydu. Arkada bu sürgü panelleri ve çok güzel beyaz seramikler vardı. Yani dedim ki bunları kullanalım. Hani illa da yıkalım, daha çok para kazanalım. Ben proje tasarım bedelimi artık zaten uygulama bedelimi alıyorum. Ya biraz da müşteriye de bunu göstermek lazım. Yani bu bilinçle yapmayı. Biz onları boyadık arkadaki beyazları. Soldaki seramikleri de kullandık. Hatta bir duvarda daha var, onları da kullandık. İşte bu en soldaki duvarda. Sepetlerden ürünlerini koyduk. Paletlerden yine bir takım şeyler yaptık. Böyle bir hali vardı girince içeriye. O yol böyle bir yer oldu. Daha böyle sıcak, samimi, yaptıkları işi de yansıtan ama o döngüselliği de vurgulayabilen dekorasyonda. Orada bir toprak duvarı uygulaması yaptık. Biz kendimiz yapacağız dediler babasıyla işletmeci genç arkadaşımız. Fakat dedim ki yani iyi sıkıştırmanız lazım. Hani işte ustanın yaptığı yerle onların yaptığı yer çok belli. Orta hani ikinci beyazdan sonraki şu ara ustanın yaptığı yer çünkü daha iyi sıkıştı. Onlar atıp atıp üstüne sıkıştırdıkları için biraz böyle boşluklar kaldı ama
şey kıymetli yani bunu yapma isteme çabaları kıymetli. Sonuçta yani bu şey tam teknik iyi gözükmese de kendileri yapmış olmalarını kıymetli buluyorum. Sonra bunlar yani üstünü kapayın dedim yağmur gelmesin falan yapmamışlar o kapamayı korkmuşlar önüne böyle demir koymuşlar. Maalesef yaptığınız işten sonrasını kontrol edemiyorsunuz yani kullanıcının inisiyatifinde kalıyor. Yine aynı arkadaşımdan bu sefer burası bir yemekle ürünler ürettiği için işte içine havlıcan, karanfil falan olan mandalanın altında sarkan kokulu bir sürü bitkili şahane şeyler yaptı böyle. Diyorum büyü yaptın gibi hani böyle bütün yine o da aksesuarımız burada. İşte şantiyeden artan elektrikçinin bütün o kabloların olduğu şey, o yuvarlak, onu böyle masa gibi kullandık. Artan bir sürü ahşap parça parça şeyler vardı, kuş evleri yaptık. Geliyor mu bilmiyorum ama 25 metrekarelik küçücük bir bahçe var, üstü açık. Hani oraya onları kullanıyoruz şu anda. Bu proje benim aslında hayatımda önemli bir noktası var. Ben işte 2005'lerde ilk kez cümle içinde ekolojik mimariyi, sürdürülebilirliği duyup da, sorgulayıp da ben böyle yapmak istiyorum dediğim zamanın bir yıl öncesinde, 2005, bir yıl sonrasında babam da mimardı. Çok genç yaşta kaybettik. 59 yaşındaydı ve dedelerim, dede babası, işte Elazığ'ın Keban Nimri köyünden İstanbul'a gelmişler. Hem anne hem baba tarafı. Biz hiç yaşamadık. Ama ne zaman nerelisin diye sorsalar Elazığlıyız diyorum. Ama orada hiç büyüklerimiz de olmalı. Yani dedemler burada olduğu için biz hep İstanbul'da büyüdük. Hani gittiğimiz evler İstanbul'daydı. Babam son ziyaretinde çekildi. Orada vefat etti ve o yıl böyle zor bir senemiz oldu. Yani 10 ayın içinde babam, dayım, halam, amcam, eniştem vefat etti. Kardeşim büyük bir hastalık geçirdi. Kardeşim bir sene sonra tedavisinden sonra iyileşince annemin bir çağrısı oldu bize. Üç kardeşiz. Çocuklar köye gidelim mi? Bir adam var. Kardeşiniz iyileşirse bu adamı gerçekleştirmek istiyorum demişti. Çok iyi geldi bize. Çünkü tufan gibi bir seneydi o sene. Böyle yani bir cenazemiz kalkarken, bir taziye alırken öbür cenazemizdeyiz. Kafamız çok yorgundu. Ben o dönem artık böyle yani gerçekten özde kalmak istiyorum. Böyle her şey çok anlamsız geliyor. Yani ekstra o dekorasyon şatafatı da saçma sapan böyle bir süslemeler gibi geliyor. Yani zaten o konuya girmiştim ama tam böyle gerçekten mimaride de özde kalmak istiyorum dediğim süreçte gittik köye. 2007 tam babamın vefatının birinci senesi bayrama denk geldi. Ve köye girdiğim anda şey hissettim yani ben bu köy için ne yapabilirim sesi. O kadar net bir şekilde kalbimden geçtik. O böyle fış diye sanki evrenden böyle yoluma o söz ışık tuttu. Ben o yolu o ışıkla yürüdüm yıllarca. Ve bir yandan bakıyorum 3 adet kerpiç, taş üzeri kerpiç sıvalı, üstü toprak damlı, ahşap kapılı, ahşap pencereli çok tatlı adetle evler. Gerisi de böyle şekilsiz beton, plastik doğramalı, filizleri çıkmış çok böyle şekilsiz biçimsiz yapılar var. Hatta muhtara diyorum ki bunlardan var mı Özgür abla merak etme bunlar da yıkacağız. Temiz temiz evler yapacağız. Çünkü hep şey görülüyor yani köyden şehre gitmek bir mertebe, toprak evden beton eve geçmek de bir mertebe. Yani yoksulluk, fakirlik, şehirlilik, köylülük. O köylülük meselesi çok üzülüyorum yani ben sosyoloji de okumak isterdim hani ayrıca. Ve oralar o kadar boş kalmış ve o değerler bilinmediği için işte ağacık alınmış bilmem nesi olmuş damı yıkılmış kerpiç evler yıkılıyor. Bakılsa hiçbir ev yıkılmazdı aslında. Neyse oradayken ben bu köy için ne yapabilirim dediğimde Kagider üyesiyim ve çok gencim o dönem işte 2007. Kadını güçlendirmeye yönelik ve ekolojik malzemelerle bir yapı tasarlayayım. Ve bunu ben bütün vefat eden büyüklerim, ölenlerimiz anısına hediye etmek istiyorum. Hani ben bundan bir para beklemiyorum. Benim de yapabileceğim köyüm için o ilk kez gitmişim bu olsun diye. 2007 Facebook yeni kurulmuştu. İstanbul'a döndük. Facebook'ta köyün sayfasına yazdım. İşte dedim ben böyle bir şey düşünüyorum. Şey zannettim, ay harika falan alkış böyle hemen yapalım falan. Hiç ses yok. Hiç kimseden bir tepki yok. Hiç kimseden bir talep de yok. Yani ne bileyim ben böyle şey bekliyordum. Hadi kızım yap biz de evimizi çizimini sen yap. Yani bedava yapacağım. Hiçbir tepki olmadı uzun zaman boyunca. Sonra ben köyün derneğinin yönetimine girdim. Bir baktım hepsi erkek ve babam da kurucularından hiç kadın üye yok. Ya bu kadar gider de kadını güçlenmesini savunuyoruz. 9 kadın 9 erkek yapalım. Her soyada yer verelim. İlkokul mezunu da var, Sorbonne da var, ev kadını da var, esnaf da var, üniversiteli de var. Çok güzel bir yönetim kurduk ve ondan sonra biz bir yol yürüdük. Yani benim o yolculuğum benim için çok özel bir yolculuk. Hani onun hiç tamamen babamın anısına, atalarımın anısına ve kendi köklerimle buluştuğum bir zaman dilimiydi. 2007
itibariyle uzun yıllar. Ve sonra da her sene festival yaptık, etkinlik yaptık ve hep şeyi anlatıyorum. Köye bir toprak yapı yapalım. Aman sen de hani köy, hala köye bir taş koyabilmiş değilim yani, onu da söyleyeyim hani bunları yaparken. Ve işte şunu yapalım. Sonra sunumlar yaptım. Hani güzel. E sen yap görelim falan. Ya böyle tek başına sen yaplık bir iş değil. Hani neyse yıllar geçti. Ben tabii böyle sessiz sessiz köyüme gönüllüyüm. Şaka gidere gönüllüyüm. Hocama gönüllüyüm. Sonra bir hocam işte 102 yaşına ölen, toprak mimari konusunda kendi icadı olan 45 yıl önce yaptığı Alker tekniği olan Rufik Kafesçioğlu. O da 102 yaşına bir ay kala vefat etti. Gözleri iyi görmüyordu, kulakları iyi duymuyordu ama ben de biraz fark ettiğiniz üzere bağıra bağıra konuşuyorum. Annem hep uyarırdı beni, kızım az bağır, hani herkes duyuyor. Hocam da şey diyordu, Özgül Hanım şu hayatta en iyi siz duyuyorum. Ne kadar işe yaradı, kitabını yaptık hocam. Yani bence çok güzel, anlamlı bir şeye vesile oldu bağırtılı halim. Ve o hocamın tekniğini ben de eğitimler, atölyeler düzenledim. İşte beraber hocamız anlattı, ben de onu daha genç olarak önde böyle çalışmalar yaptık. Ve toprak mimari konusunda bir sürü atölye yaptık. 2012'den uzun yıllar Facebook o zaman çok önde. Ve 2016'ya gelince bir arkadaşım, bana Kagider'e bir mail gelmiş, işte kadın girişimciliğini, kadını güçlendiren şeyler olduğu için Toprağın Kadınları diye bir yarışma dünyada yapılıyor. Türkiye'de ilk kez olacak, hiç haberimiz yok. Bir özel şirket ve France Institute düzenliyor, Fransa'da merkez ama dünyadan kadınlar var. Toplum, çevre, kadın için kar amacı gütmeden çalışmalar yapan kadınlara veriliyormuş. Arkadaşım dedi ki, Özgücüm seni çağırıyorlar ama adını yazmamışlar dedi. Ama dedim yani şimdi öyle şirketin böyle greenwashing olabilir falan dedim. Ya kendi kendime yargı yaptım daha hiç incelemeden. Hani kabul ediyorum şu anda. Bir kere daha gönderdi. Ya dedim 2007'de o Facebook'a yazdığım şeyi proje değil de yazayım. Eğer olursa bu projeyi uygulaması belki ödülü alınırsa onu yaparım. Ya kazanamasam da atalarımın köyün adı duyulur bir yerlerde. Hani ben zaten o sebeple bu yola çıktım. Sonra ben bütün hikayeyi, bütün detaylarıyla yazdım. Çok böyle arada tatlı, sihirli yerler var. Onu ayrı bir gün, başka bir gün anlatırım. Onu buraya uzatmayacağım. Sonra haber geldi. Hep de muhtarla kavga ediyoruz işte. Bir şey oluyor. Öyle olmaz Özgül abla. Öyle İstanbul'dan gibi olmaz. Yani şimdi İstanbul'da yaşadığımız için köyde olanlar da köylü gibi görmüyor. Hani burada değiller ki gibi bir şey oluyor. Hatta bir kere ben Kadıovacık Köyü muhtarını 2013'te böyle Yeşil İş Konferansı'nda gördüm. Hay dedim, şey hayalimdeki muhtar. Adam güneş enerjisiyle arıtmanın elektriğini alıyor, karbon ayak izini ölçüyor. O da diyor ki, Özgül Hanım hayalimdeki köylüsünüz. Benim de köylüm tembel Ege'de. Öyle. Onu köyümüze çağırdım. Muhtar dedim, muhtar anlatırsa belki dili gider. Hakikaten o şey oldu orada ama ben söyleyince bir bariyer oluyor. Hani öyle bir zorluk oldu. Sonra bu yarışma gitti. Türkiye içerisinde ikiye kaldınız dediler. Özgül abla zaten iki kişi katılmıştır diyor bizim çocuklar. 26 proje katılmış. Birinci oldum önce. Sonra dünyaya gitti. Fransa'ya gittik. Önce bir halk oylamasında dünya birincisi olmuşum. Sonra büyük jüri ödülünde dünya birincisi olmuşum. Sonra da dünyayı değiştiren kadınlar listesine koydular. Bütün ödülleri bu kadar yıldır aldığım için. Benim için çok özeldi. Çünkü ben bunu bir ödül alayım diye yürüdüğüm bir yol değildi. Ve şeye inancım çok arttı. Hani gerçekten bir beklentiniz olmadan gerçekten inandığınız yola gittiğinizde, hani o gün olmuyor, bir yıl olmuyor, 10 yıl sonra da olsa bir şekilde illa ödül alması şart değil. Yani o niyet bir şekilde bir yerlerde yerini buluyor, bir şeyle karşılaşıyor. 2016'nın Nisan'ında işte bütün ödülleri alıp Türkiye'ye geldim. Gelir gelmez hiç Elazığ'ı tanımıyorum. İki kişi tanıyorum. Bir Keban, işte bizim köyümüz Keban'a bağlı. Keban'ın belediye başkanını tanıyorum. Onun da dayı oğlu olan gazetecisini tanıyorum. Haberimi yaptı çünkü. Sonra işte valiye gittim. Dediler ki vali şu, hemen birileri veriyor. Hemen fotoğraf, çok iyi ödül aldı hemşerimiz. Ne yaptınız? İşte toprak ev, kadın güçlü. Ha, toprak ev için miydi? Hani öyle ödül bu muydu? Yani ödül de anlaşılmadı uzun bir süre. 3 ay kalkınma ajansı, işte bu çok iyi bir proje. Sürdürülebilirlik var, sürdürülebilir kalkınma var. Destek vereceğiz dediler. Nisan, Temmuz arası çok git gel yaptım. 13 Temmuz'da en son oradaydım. Tamam ya, 2 gün sonra gönderin dediler. 2 gün sonra gönderdim. 15 Temmuz oldu. Darbe oldu. Ve ben ne bileyim, hani böyle hiç öyle bir devletle de çalışma şeyim yok. Devlet destekleri o sebeple durduruldu. Ben ama çok böyle moralim bozuldu. Yani parası da veriliyor. Bu kadar da anlatıldı. Hani görünür oldu.
Ama dedim yani hocamla da yapacağız o 102 yaşında hocam. O zaman 90 küsürlerinde. Hocam beraber gidelim. Özgürcüğüm geleceğiz tabii ki yerinde beraber yapacağız. Hocam ölmeden beraber de bunu yapmayı çok istiyorum. O da çok istiyor. Ay olmayınca o kadar böyle üzüldüm ki ondan sonra şehrin içine gideceğim de BKM işte öyle oldu yani toprak duvar oldu. Sonra bu proje yapılırken 2016'da yapamadım. 2017'de vali değişti. Ondan sonraki sene belediye başkanı değişti. 2019 artık dedim ki yeter ben gidiyorum. Elimde ödülümün parası 20 bin euro, 3.2 liraydı euro o zamanlar. 64 bin lira para vardı. Kendi kaynaklarım, kendi bilgim. 60 metrekare bir şey yapacağım. 1,5 ay, hadi en fazla 1 ay 20 gün. Yani Eylül, 10 Temmuz gittim, 1 Eylül dönmeyi planlıyorum. Tatilim Eylül'e var falan. Ya o kadar ben tabii hiç kırsalda iş yapmamanın deneyimsiz. Hep İstanbul'da burada çatır çatır bir hızlı enerjik ortamda yapmışım. O da benim bilgisizliğimdi. Orada her şey çok yavaş ilerliyor. 5 ay sürdü bu proje. O kadarcık minnacık mekan. Yani hep bir engel var. Ben bunu toprak yapacağım dedim. Ya şurada alüminyumlu dükkanlar var. Orayı kiralayaydın. Ne uğraşıyorsun diye. Sanki ben oraya bir şey kiralayıp da kadınlara mal satacağım yani. Hani böyle başka şeyler oldu. Neyse yerelde ütü tabii orada yok. Malzemelerin analizlerini kendim yaptım. Kavanozlar, testler, mesler. Sonra numuneler yaptık yerinde uygulamalar. Bir şey yapacaksanız kesin küçük numuneler yapmadan başlamamak lazım. Çünkü tepkimesini izledik. Birkaç gün, bir hafta, 10 gün izledik. Çatlaklar oldu vesaire bir şeyler oldu. En iyi reçeteyi olunca ondan sonra uygulamaya başladık. Tabii ben hani yereldeki işte orada şeyi gördüm. Ne kadar önemli meslek lisesi. Zanaatçı, kaliteli, kalifiye zanaatçı ne kadar önemli. O kadar kötü işçilikler var ki yani çok yoruldum ben. Hani İstanbul'da iş yapmak zor ama orada iş yapmak hani onu ayrı bir şey yapabilirim. Hani filmini falan yapılabilir sadece oradaki iş yapma kısmının. Buradaki zorluklara rağmen sistemdeki inşaat ekipmanlarıyla, inşaatçılarla, ustalarla ilk kalıpları açtığımızda bu duvar çıktı. Çok heyecanlıydım ben ama böyle bir de Temmuz'da gittim. Eylül'e bitiririm diye bekliyorum. 7 Aralık'ta açılışı oldu. Yani yağmurda yapılmaz bir işte. Her şey bana destek oldu. Yani bitene kadar yağmur yağmadı gibi. Bir kere yağdı, naylon kapattık üstünü. Onun dışında bir şey olmadı. Böyle 45 santimlik duvarlardı. Arada işte matkap ucuna bir arkadaşlar bizden önce böyle ekipman üretmişler. Şimdi bunların sıkıştırma aparatları var, yapılabiliyor. 45 santim ve bir yerde 50 santim yaptık bacanın olduğu yerde. Çünkü o mesafe, o kadar kalınlık olduğunda bütün gün ısıyı içinde tutuyor termal kütle gibi. Atıyorum 12'den işte akşam 6'ya kadar olan o güneş kaç saatse tuttuğu zaman içinde topluyor toprak ısıyı. Taşta da böyle. Ve gece onu sıcaklık olarak mekana veriyor. Geceden sabaha kadar soğuduğunda da gündüz serinlik olarak veriyor. Bittikten sonra ertesi yıl oradaki işte kooperatife çevirdim sonra buraya. Kadın kooperatifi yaptım. Kadınlar beni arıyor. Şiveli şiveli çok tatlı. Özgün Hanım vallahi maşallah dışarısı 45 derece içerisi çok iyi. Yani çok serinliğini zaten biliyordum ama hani ben böyle olacak demeden onlar yaşayarak geri bildirimlerini verdiler. Bütün kalıpları açınca böyle gözüküyordu. Çok masalsıydı. Yani şimdi oradaki toprak, oradaki ağaç, arkadaki dağ şimdi hepsini göremiyoruz bu fotoğrafta. Hani oranın kendi zaten toprağı, dağı, her şeyinin renginin içinde ama arkadaki o beyaz bina çirkin. Hani böyle şey gibi hani kocaman köylan orada duruyor.